Chat, bence bu Yeşilçam filmine bir şans verin. Bakın, bir sürü Yeşilçam filmi seyrettik. Hangisinde sıkıldınız? Emrah var. Seren Serengil var. Motosiklet çetesi var. Emrah dayak yiyor. Daha güzel bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım. B-Movie gecesi. Burası büyük adam mı? Kaçmasana lan! Kaldır kıçını da gel bizim de kaçıyorsun her gele! Erkan! Bir büyüt, ben en büyük haberi vermeyi unuttum insanlara. Ne? Biz Bursa'ya Boğaç'ın annesiyle gittik. Boğaç'ın annesinin diş hekimi için kontrolü vardı. O sırada ben de arabada konuşuyorum işte. İşte nasıl tanıştınız? Ne falan? Boğaç nasıl doğdu falan diye. Boğaç'ın Boğaç olmasaydı olacak ismini öğrendim. Efekan hazır ol. Ömürcan. Söz vermiştin. Söylemeyecektin. Ama bir şey söz vermedim. Biz de şöyle yapalım dedik. Sizin belki de senin için daha iyi olur. Bu geyiklerinizin önüne geçmek için benim bir tane de alter egom olsun Ömürcan diye. Arada öyle yayın yapayım. Valla alter egom alter ego değil Erkan. Oluyor musun Ömürcan çat diye? Valla oluyormuş. Ömürcan Soydemir. Ömürcan Soydemir hiç şans vermezlermiş. Babam da demir koymak istemişti. Demir Soydemir. Bence onu değerlendirin siz Ömürcan yerine. Ömürcan %100 daha iyiydi demirden. Natalya. Soyadı yok mu böyle? Natalya diye biri oynuyor. Şey mi? Vahşi Güzel'deki neydi? Nuri Tuğ? Tanıyor musun? Bunlar nasıl yerler ya bu arada? Bitmemiş inşaatlardan mı geçiyor? Hepsi de aynı yoldan. Verimli bir kaçış değil bu yani. Parkur. Sesi filtreden geçiriyorum. Kesik kesik geliyor olabilir ama bizim gibi duymak istemeyebilirsiniz. Ne? Hayır Erkan ya. Hayır, Kemal Sunal ahı yapmaya çalışıyor da Ece birkaç gündür. İsterseniz filtreyi keseyim. Çok mu rahatsız oluyorsunuz? Bakın, filtreyi kesersem de diye bir ses duyacaksınız. Ama biz alışıyoruz. Bence siz de alışırsınız ya. Karar verin. Filtreli mi, filtresiz mi? Arkadaki camdan bakanın rengi şey mi bu aş? İnşallah filtreden falan dolayı öyledir. Öyle bir filtremiz yok bu arada. İyi, tamam, kapattım filtreyi. Sağ ol Ömürcan. Normali bu. Seni yakalayıp da oynayalım. İyi, koşun hadi. Sen de kaçan bir kişi. Ya çok verimsiz bir kovalama bu ya. Hep aynı şeyi yapıyor. Biriniz mesela öbür taraftan gidin. Ay, hep topuya dallar hep girdi bu aç. Saplanıyor onlar. Botar ki. Çok uzun sürdü bu arada. Evet. Oynayana kadar. Kulaklar Erkan, kulaklar. Filtre mi, filtre mi? Filtre mi, filtresiz mi chat? Cızırtı döndü usta. Oğlum uyardım sizi. Ya arada kesilecek ya cızırtı olmayacak. İyi, açtım filtreyi. Ömürcan, buraları biraz geçebilir miyiz? Tabii ki geçemeyiz. En güzel yerleri. Okey chat, şöyle yapıyorum o zaman. Bekleyin. Bakın, kovalama sahnesi diyor. Filmlerin en kötü yerleri. Böyle daha mı iyi bakın? Tamam. Ortada buluştuk. Biraz tutar. Sürekli alt açıdan niye adam poposu görüyoruz ya? Abi ben çok sinirlendim bu saçma sapan. Gerçek kesin şey, sarı bıyığa popo sorabilir miyim? Niye herkesin poposu çok iyiydi diye. Hayır, soramazsın tabii ki böyle bir şey. O ne ya? Ne desin adam buna? Twerk şey,
Neydi lan? Gene unuttum ya. Squat. Squat çalışıyorduk çekimden önce diyecek hali yok. Yani kanka şurada boşluk yok mu ya? Tek çalışmayla asla olmaz da. Burada boşluk var. Niye üstünden atlıyorlar? Şey demir ağırlık var. Öyle burada. Mi diyorsun? Bence de ne olur bir kestirme lan gitsin ya. Bir de bu herif ne yapmış olabilir ya bu kadar? Nurol Ereres. Yavaş, cahit berpen. Nereye kaçtınız arkadaşlar? Sadece yakalayacağız seni. İsminin Ömürcan olmaması için koşuyordu. Ya 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 ne koştu da. Ben çoktan yakalanmıştım. O da yakalanırdı. Yavaş koşuyor. Vay, ilk defa basket oynamayı bilen biri var çekimde. Ne dersin? İtalyan mafyası mı Erkan? Evet. Yine gitti. Sağdaki bir mafya şunu, değil gibi. Şunu yerine koyup geliyorum. Hadi konsantre ol bakalım. Yok baba yakalanmaz diye. Bugün Uğur'u halı sahada arkadaşlar top kaybettim, tamam mı? Uğur'a bizim abonemiz Spiritus Vite. Top kaybedince de ayıp olur diye takım arkadaşlarıma koşayım dedim en azından. Düşüyor gibi oldum. Tamam böyle sendeledim. Uğur önümde koşuyordu. Uğur'u tutunarak koşmaya devam ettim. O sayede düşmedim. Uğur'u düşürmüşsün diyorum. Yok Uğur da düşmedi. Ve neredeyse yarı saha koştuk yani. Hı. Tabii halı sahası yarı saha. Sonra korner oldu falan. Orada bitti maç benim için. Niye? Nefesim kalmadı çünkü. Bittim yani. Tek hücumda harcadım. Maçı sonu. Yani. Gel buraya. Bunlar zengin çocuklar. Basket oynadıklarına göre herhalde. Niye buraya kaçtı? Ha bunların yanına kaçtı. Ne o cici çocuklar? Filtreden geçmiyor galiba sesi. Ha? Ama rahatsız olmadınız sanırım. Okay. Bir derdiniz mi var? Bana bak. Bakıyoruz ya. Herkes bakıyor mu? Peki ne görüyorsunuz? Bir avuç pislik. Bir yığın çöplük. Aa. Ama işlerinde çöp torbası kullananlar da var. Şakasından hiç hoşlanmam ben. Ona el şakasına gelene kadar bir sürü şey dedi. Çöp diyebilirsin ama dedi yani. Güdük. Sahi mi cici çocuk? Bak. Yani kendi daha cici çocuk duruyor. Cici çocuk ne ya? Evet. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben basket oynayanları tutuyorum. Ben deri ceketliler. Deri ceket daha şık. Tamam. Hiç bilmiyordum. Yarma. Belki bu el şakasından hoşlanıyordur. Bir denesene. Hoşlanır mısın Miki? Çek ulan ayaklarını. Uyar. Annen sana hanımların yanında terbiyeli olmayı öğretmedi mi hırba? Var mı bu kadar görecek bir şey? Ne dersin? Ne bak ya. Ne yapıyorlar ya? Bu kadar da gülünmez ya. Tokat. Bitch slap. Arkadaşlar eğleneceğiz demiştim size. Böyle bir kavga yok öncelikle. Submission yaptı falan. Habib Nurmagomedov var aralarında. O zamanlar da mı vardı o kusur? Ne dedi ki? AQ dedi. Aa. Var mıydı o zamanlar ya, öyle bir kusur? ATV'de yayınlan. Ya tabii ki vardı da. Demedi öyle bir şey. Onun AQ. Oh! O katan. Aa bu kaçmış. Yok bir ya. Bir kere dublaj bu ya. Erken KÜÇ falan diyor. Bir dakika dublaj. Nasıl ya? Onun o AQ falan diye bir şey var.
Niye ki? Film ya. Olur ki. Olmaz Erkan. TV'de yayınlanamaz öyle bir şey ya. Bir de cici çocuk falan derken orada bari küfretseler daha gerçekçi olur yani. Onun amına koyayım ne biri var ya. Hayvan. Ya eskiden varsa da niye o zaman mesela cici çocuk falan diyeceklerine eskiden öyle bir orada küfür var mıydı ya? Sanki son zamanlarda oluşan hayır, bir küfür. Hayır vardı tabii canım. Bir anda koşarak kavgaya mı giriyor? Ha ona mı kavgaya girdi? Ben ayrılacak sandım. Ben de aynı şey koşar izlemeye gelirdim. Ama gerçekten koşup kavgaya girmiş. Aynalılar geliyor. Yok aynasız mı diyor? Yunuslar mı? Aynasızlar geliyor. Ne kadar çabuk olay yerine vardılar. Çok çirkin bir araba ve niye kaçmadılar? Bazı hepsi bu. Palyaç arabası mı bu? Toplanın bakalım. Hadi. Toplular zaten. Hadi. Sırada da var zaten. Sen de. Tamam. Geç sıraya. Sen de geç. Arkadaşlarımızla sohbet edemeyecek miyiz? Bu mu girmiş kameraya? Bir satır laf ediyorduk ya. Bir şey girmiş ha. Siz adam olmayacaksınız. Olmak isteyen kim? Tercih Erkan. Herkes öyle olmak zorunda değil. Aa. Bu bizim komiser Ekrem'miş. Hoş geldiniz komiserim. Kim komiseri tanıyor ya? Nasıl olabilir? Herhalde bir mahalleden falan mı? Ben de bizim mahallenin komiserini tanımıyor musun sen? Faruk Ali'yi tanımıyor musun? Bu mu en iyi uydurabildiğin isim? İyi günler komiserim. Faruk'a kadar iyiydim. Faruk Ali. Salak ya. İyi günler komiserim. İyi günler efendim. Hürmetler komiserim. Nihayet ya. Bakın, isterseniz birbirinizi gebertin. Ama bunu benim mıntıkamda yapmanıza asla izin ver. Ya ne mıntıkası, basket sahası orası ya. Sen de benim mıntıkamda, bugün aklım çıktı var ya Boğaç'ı dedi. Ben salonu çalışma alanı olarak kullanayım. Bu odada çalışamıyorum, çok pis ve kirli dedi. Hayır öyle demedim. Burası rahatladığım ortam. Bir yandan çalışmakta güçlük çekiyorum dedi. Tamam. O zaman ofis tut kendi. Benim salonumu kirletmene izin veremem. Ya çalışma alanı dediğim ne Erkan? Marangoz muyum ben ya? Laptopu götüreceğim sadece. Erkan sen kendini tanımıyorsun ya. Sikeceğim Ömürcan abini. Seni kim bu hale getirmiş? Ne var? Seni kim bu hale? Kim getirmiş olabilir bu hale? Kolam çakıldığı için yere. Kolam alacaksın yeni. Alayım mı? Al. Rero Ray teşekkür ederiz. Atakan, Mivsu, Trust, Just Çevik, Gearsly, Always Nine, Haku Elin Hediyeleri, Wanna Duet, Rero Ray, Ragvar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun sevgili arkadaşlar. Cici çocukla başlayan kavga ne devam etti. Şimdi de seni kim bu hale getirdi? İle tam randıman alıyoruz. Bakın eğleniyoruz. Bir movie izlemek kadar keyifli bir şey yok bu hayatta ya. Gerçekten yok ya. Biraz şans verin. Can Ali hoş geldin. Lan vurun falan demiyor ya. Sen bununla mı maç yaptın? Hayır. Var halimde. Daha ne olacak? Suratın dümdüz. He, düştüm de. Ayağı kaymış da komiserim. Hem de çürük domates üstüne düşmüş. Erkan bu adam gitsin Shakira klibinde oynasın. Burada ne işi var? Olmaz kul. Sizleri anlamaya çalışıyorum ama yanlış. Aha malıtlı biri var Erkan. Kaleci saçlı adam. Buranın da kaleci saçlı adamı o bak. Siz polise yardımcı olmakla muhbirliği karıştırıyorsunuz. Bu nedenle başınız hiçbir zaman beladan kurtulmuyor. Haklısın ahbap. Bir daha bana ahbap dediğini duyarsam seni çok kötü yaparım. Seni öperim. Dudaklarına yapışırım. O Haluk Levent esprisi çıkar buradan ama. Bu komiser Dominic edeceğiz. West bu arada. Dominic West mi? Ne alakası var ya? Benziyor o suratına. Yani cool ama hafif de böyle radyasyon görmüş Tarık gibi. Tarık Tarcan kendisi. Evet. Birliği karıştırıyorsunuz bu nedenle saçma başınız hiçbir zaman beladan kurtulmuyor. Haklısın ahbap.
Bir daha bana ahbap dediğini duyarsam seni çok kötü yaparım Sarvan. Ne yaptın? Bir daha bana ahbap dediğini duyarsan. Hayır, o kadar yakınlaşmıyorlar. O kadar yakınlaşıyorlar kan seviyede. Utandım ya. Bunlar böyle komiserim. Terbiyeden nasiplerini alamamışlar. Ya bu ses olmuş mu bu çocuğa ya? Bunlar böyle komiserim falan. Seni çok kötü yaparım Saruhan. Bunlar böyle... Saruhan mı? Saruhan mı diye çekti. Saruhan mı ismi ya? Zengin basket oynayan Saruhan diye bir çocuk olamaz bir kere her şeyden önce. Bir daha bana apap dediğini duyarsam seni çok kötü yaparım Saruhan. Bunlar böyle komiserim. Terbiyeden nasiplerini alamamışlar. Ay onu da yapış. Bu sesi bittim ya. Böyle bu ses gerçekten. Sen de kes sesini. Her gün birbirinizi yiyorsunuz. Gün geçmiyor bir kavga. Şunu o küçük beyinlerinizden çıkarmayın. Bu sokaklar sizin malınız değil. Aksini iddia ederseniz perişan eder. Hadi Hüseyin, topla eşkıyalarını ve defol buradan. Hangisi Hüseyin? Hadi çocuklar gidelim. Ha, ben de insanlar herkes Hüseyin'i arıyor sanırım. Hüseyin'le Saruhan mı kavga etti demin gerçekten? Saruhan'ın işkembecisi yok mu kebapçısı? Tabii. Tamam odur i̇şte belki. İşte Saruhan'ın işkembecisi olur. Burası Bakırköy mü? Neresi burası ya? Bilmem. Karşı gibi duruyor, burası gibi duruyor. Ha, Cadde Bostan lan burası. Şimdi beni iyi. Ya da Fenerbahçe'nin arası. Hayır, ne pahasına saygı olursa olsun. Aranızdaki bu çatışmaya son vermeye kararlıyım. Emekliliğime birkaç ay kalmışken... Diğerlere sürülmek istemem. Ne bu çatışma ya? Ne var iki dövüştülerse? Sanki... olur mu? Kanka at mı biniyorlar bir anda? Hangi atı seçersin? Benimki bu. Kara Şimşek. Emrah ne ara? Emrah oynuyor. Arkadaşım bıyıklı mı ya? Ne kısa bir bıyık ya? Erkan şaşırılmayacak şeyleri şaşırıyorsun. Erkan çok yoğun bir bıyık o ya. Tire çekmişler mi buraya? Tamam bir şey yok atın ne be. Sinir falan bir şey. Ya sen bir şey. Rahatsız olur ama. Hadi bakalım. Takiko. Emrah Seren Serengil'e takip. Seren Serengil ne kadar güzelmiş yani, bu arada maalesef. Yemek istemem ama güzelmiş yani. Hı-hı. Sana hep söylüyorum, bu kameralarla çekilen her insan çok güzel çıkıyor. Görmüyoruz çünkü. Hayır arkadaşlar, o VFS mi deniyordu o kameralara ne? Hayır, VHS kasetlere deniyor. Kameralara değil. Tam ne deniyor? Tam neyse. Ondan al bize, ben onlardan istiyorum, öyle çekilmek istiyorum. Ha bir de kendi kullanıyor falan. Nasıl lise bu ya? Amerika. Kokmayın. Ne? Hocam. Sokmayın mı? Ne? Koklayın. Nasıl buradan buraya geçtik? Silinmiş herhalde. Kokmayın. Ne? Hocam kabahat onlar da. Bizim sınıfa gelip yazı yazıyorlar. Sana bir şey sorduğumu hatırlamıyorum. Haklısınız hocam. Biz şahidiz. Sen de kes sesini Zevzek. Ağzınıza sağlık hocam. Sen de yahu siz benim 30 yıllık meslek hayatımı mı yıkacaksınız be? Hadi topla sürünü çek git sınıfına. Ama daha zil çalmadı hocam. Sizin için çaldı. Marş marş. Yürü. Yine Kristin Aguilera gibi söylüyor boğaz sesiyle. Ne duruyorsun orada? Hadi yürü. Sen de yürü. Durma sana be. Bu deli mi ya? Ne yapıyor ya bu? Sen ne duruyorsun öyle? Göremedik ki kavgayı. Kesmişler. İşte gerçek eğitimciler. Evet çocuklar. Şimdi devam ediyoruz. Edelim. Sen sınıfta nerede otururdun? Lisede. Değişti bayağı. Umut. Ne var? Nur'la parti için konuştun mu? Benim hiç değişmedi. Henüz bir şey söylemedim. Sen? Benimki tamam. Yine ne konuşuyor bu bizim şapşallar? Muhakkak yine bir muzurluk peşindedirler. Bu
Kızıl saç moda mıydı? Işıktan mı? Herkesin saçı niye öyle? Herkes çok kızıl saçlı. Erkekler çok çeneli. Çok kafam karıştı. Seren'in yaş günü partisinde beraberiz değil mi? Şimdi sırası mı? Moda. Daha sonra fırsat kendi bulamam. Kendi ismiyle mi oynuyor? İşi sağlama bağlayalım. Gelmeyeceksen bir başkasını bulurum ha. Fonksiyon mu anlatıyor? Sen ne hatediyorsun orada? Silgim yuvarlandı da onu arıyordum hocam. Ben şurada tam öğretmen masasının tam önünde oturuyordum. Ben hem camın hem kaloriferin yanında oturuyordum. O yüzden çok sinirleniyordum. Aa çok iyi. Niye? Nasıl güzel. Alttan sıcak, üstten soğuk geliyordu. Tam benlik işte. Yazın klimayı açıp. Evet ya. Tam senlik gerçekten. Sen Selim'in yaş günü partisi. Kötü değil aslında. Çünkü öğretmenler masada oturmuyorlar o ön kısmında. Özellikle dolaşan öğretmenler olunca yani çok bir olayınız olmuyor hocayla. Annemin Paris'ten getirdiği şık bir elbise var. Onu giymek istiyorum. Ama Umut ne der bilmem. Ne? Göğüsleri fazla açık. Kıskançlık malum ya. Giymesin o zaman. Öyle güzel şeyler aldım ki görünce şaşıracaksınız. Bu saç rengi. Giymesin o zaman. Lan kızlar fazla şık olmayın. Benim yaş günüm. Ev sahibi olarak en şık ben olmalıyım. Aman Serenciğim. Biz senin güzelliğini giysilerle aşamayız ki. Don't steal my thunder. Yağ var, bal var. Ne? Seren'in partisine davetli değiliz ya. Güya bilmiyor. Kalkmış bana sen de geliyor musun diye soruyor. Suratına bir tane patlatacaktım, zor tuttum kendimi. Partiyi diskoda vermiyorum. Kim isterse gider oraya. Bütün diskoyu kiralamadı ya. Ya var bal var ne demek ya? Ya var bal var diye bir oyun vardı. Ne demek o? Anlamadım. Hatırlamadım. Parlar. Aman kim gider onun partisine? Hepsi sinir. Serap. Seni partiye götürmemi ister miydin? Evet ya. Evinden arabayla alırdım. Babana da bir şişe şarap. Kendine gel. Terbiyesiz. Terbiyeyi senden mi öğreneceğim salak? İstersen benden öğren ha salak. Ne diyorsun lan? Sinirli hormon listesi burası. Oha ciddi düştü bu arada çocuk ya bu. İstersen benden öğren ha salak. Ne diyorsun lan? Her kuşun eti yenmez. Sen git kendi apartmanındaki kızları asıl. Uyuz kibarcık. Hadi. Ne? Bunun acısını çıkarırım ben senden. Bunun acısını çıkarırım aslında. Deniliyor aslında. Gel lan buraya. Nasıl böyle olur işte. Bunların didişmesinden okul değiştireceğim vallahi. Sen de abartma. Kötü mü? Her gün bir hareket işte. Ben. Saçmalıyorsun. Bir gün arada biz de güme gideceğiz vallahi. Neden güme gideceğiz? Kıyafetimi görünce çatlayacaklar. Ha yağ satarım, bal satarım böyle. Hadi. Aha geldiler. Dehi. Merhaba kızlar. Merhaba. Yine ne var? Para mı? Bu kızın en çok bu tarafını seviyorum. Gözlerinin içine bak, derdini söyleyiversin. Bana bir teklif versene, yarın öderim. Çok komiksin. Senin borç ödediğini kim görmüş ki? Uzatma da ver şu parayı. İşim var. Bizim valideyle pederi yakalayabilseydim sana gelmezdim. Atla. Atla mı? Bir yere gidip bir şeyler içelim mi? Seninle konuşacaklarım var. Sana daha önce de söyledim, beni rahat bırak. Dinamikleri hiç anlayamıyorum bu şeyden. Ben de anlamadım. Kankası herhalde para isteyen diye düşündüm ama. Senin onu tavlamak için 40 fırın ekmek yemen gerek. Önünde sonunda peki dedirteceğim. Bu kesin. Sen peki dedir, ben de sana enişte derim. Söz. Ne? Geç kalmayız değil mi? Deli misin? En süratli hastalık. Hadi atla. Ya trench coat'la kim motoru biniyor ya bu aç? Hey Seçil! Hey Seçil! Emrah duymasın. Ha kardeş de olabilirler evet. Gebertiriksin be. Ha. Yarın ben geberteceğim o Bülent'i. Emrah duymasın Gebertirik. Emrah meselesi sen karışma. Emrah da kardeş. Emrah kardeş o zaman. Aha genk geldi. Hey merhaba. Merhaba. Oo. Tam ekip.
Hayrola? Buraya kadar geldiğinize göre önemli olmalı. Seni aramızda görmek istiyoruz. Bu imkansız. Nedenini sormadan imkansız diyemezsin. Kim böyle konuşuyor ya? Ayrıca aramızda görmek ne demek ya? Bizim genk yani. Bize gel diyor. Katıldı. Bize gel. Bakalım. Nedenmiş o? Çünkü çağıran benim. Çağıran. Ölünceye kadar dostuz demiştin. Unuttun? Hiç unutur muyum? Söyle, mesele nedir? Mesele mahalledeki zengin veletler. Ha. Son günlerde aramız hayli gergin. Hemen her gün bir kavga. Ben basketçileri zengin sandım ya. Öbürleri daha çapulcu gibi duruyordu. Basketçiler zengin zaten. Hayır, bu basketçilerdendi. Diğerleri Hüseyin. Öyle bu mi? Saruhan. Saruhan zengin değil demek. Bu Saruhan mı? Bu Saruhan. Hüseyin demin motorla geçen zenginler. Ren ekibindenmiş. Veletler. O zaman cici çocuklar mantıklı. Son günlerde aramız. Veletler zengin ama sizde de full deri ceket diyor. Hayli gergin. Hemen her gün bir kavga. Oha Yottavat, sen ne yaptın ya? Gerçekten mi? İnanılmaz. At linki deneyelim. Ne mahallede ne de okulda huzur kaldı. Sen sokaklarda de yürümek, sahada maç yapmak imkansız hale geldi. Nerede karşılaşsak üzerimize saldırıyorlar. Hem de sürü halinde. Emrah ne yapacak ya? Özel bir gücü mü var? Bizim kızlara sar. Yottavat atmış linki. Dostum penis falan çıkmaz değil mi? Bakayım, gerçekten yapmış galiba ya. Buradan peki düzgün izleyebilir miyiz acaba? Ha, önce indirmem gerekiyor. Virüs falan olmasın bak. Bakayım ne kadar sürede. Vurdum TV'ye indirtelim. Ha, sen sesi attın ama. Ama sesi olmaz ki. Beraber aynı anda açamam. Durdurup duruyoruz ya. O yüzden olmaz o. Ama saçma sapan emeğin için çok teşekkür ederiz. Yok daha ne yaptın ya? Bakıp her fırsatta hakaret ediyorlar. El attığımız her şeye sahip çıkıyor. Alıştık gibi sese ya, değil mi? Rahatsız etmiyor o kadar. Peki ne demek istiyorsun? Sonuç? Bu Emrah'ın fashion outfit sonuç şeyi ne arkam? Çalışıyor adam ya. Bir nasıl tane film outfit vardı. Çok ünlü bir filmdi. Rüya görüyorlardı. Rüyadan rüyaya gidiyorlar. Inception. Inception outfit var, bak dikkatli bak. Tamam. Şu, bu heriflere artık dur demenin zamanı geldi. Çıksınlar karşımıza, kapışalım. Kimin büyük olduğu anlaşılsın. Bak. Yok o. Inception'da biri bile böyle takım elbise falan giyiyor. Hayır Erkan, Inception'dakiler gibi giyiniyor demedim. Inception üstte var, altına aynısını giymiş. Çete savaşı ha. Değmedi. Kurmaylar, kıdemler ve çömezler. Ne? Çete savaşı ha. Kurmaylar, kıdemler ve çömezler. Orada hazır. Beni güldürüyorsun. Senin neyin var Allah aşkına? Hayır, ne olacak ki? Emrah gelip tek başına hepsini mi dövecek? Anlamadım ya. Ama Emrah toplayabileceği kadar adam topluyor herhalde. Biz yakın arkadaşız. Seni tanıdığımı sanıyordum. Beni düş kırıklığına uğrattın. Yanılıyorsun Saran. Biz hala dostuz. Gerçekten öyleyse gel aramıza. Bize güç kat. Bu şımarıklar... Avenger toplanıyor. Bu ne ya? Bir mahalle kavgası için. Ruhunu durduralım. Bak Soran. Benim sorumluluklarım var. Evimin geçimi, kardeşimin okulu. Kısacası eski Emrah değilim artık. Ersemen oradan çıkmasına zorunda gerek yok. Oradan da söyleyeyim. Anlıyorsun değil mi? Geri gidiyor eğilim. Anladı gerçekten. Şey. Ha, bir şey daha. Bugün okul çıkışında Seçil'i Bülent'le giderken görmüşler. Çocuklar arkalarından seslenmiş. Ama duymamışlar. Bilmek istersin diye söylüyorum. Eyvah, ne giderken mi görmüşler? Seçil kız kardeşi belki. Tamam da yani yine de. Senin kardeşin benim kardeşim demektir. Emrah Soruhan dedi bu arada. Gerçekten duydun mu onu? Eyvah. Attı zehirli ok. Ok.
Direkt yabancı filmden evet. Neydi filmin ismini de biliyordum da unuttum. Hiç yapışıyorlar mı bunlar bu noktaya? Adam. Akşam mı olmuş? İyi akşamlar. Kadar? Ha, sana belki. De. Parti için izin almayı unutma ha. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Seçil değil mi? Hoşçakal. Seçil. Güle güle. Abi. Seçil. Sen eve. Ne yaptın Erkan buna ya? Ama abi. Zaten eve gidecektin ne ama abisi. Ya sen eve ben. Sana eve git dedim. Oha ayı. Niyetimiz yok. Tokat niye tokat atıyorlar? Kardeşimin peşini bırakacaksın anladın mı? Peşini eve bıraktı Berkin de sana. Backslap attı be. Benim abim de sana böyle karşıladı. Böyle tanıtsaydın olsun abi. Beni peşimi bırakır mıydı? Hayır. Peşimde değildin zaten. Çıkıyordun. Evet. Hata yapıyorsun Emrah. Kes! Hata yapan sensin. Bir daha kardeşimin yanına sokulursan seni doğduğuna pişman ederim. Böyle trap rap yapacağım. Eliyle yüzü niye o kadar farklı yani renkte? Bir tokatta da öyle kanamaz ya bu arada. Ya farklı ırk gibi lan. El rengi. Hayvan evladı. Senden açıklama isteyen yok. Bu bir de hero yani. Hayvan herif. Sana bizim kahramanımıza bak ya inanılmaz. Gözümle gördüklerim bana yeter. Ne oldu eve bıraktın? Seni okula okuyasın diye gönderiyoruz. Allah. Sokaklarda onunla bununla gezesin diye değil. Beni sadece eve bıraktı. O da ilk defa. İlki sonu yok bunun. Bir daha tekrarlarsa... Emrah bu yüzden çeteyi istiyorlar. Silahları değişir bilmiş ol. Ruh hastası manyak. Evet o yüzden istiyorlar. Çok iyi backslap'i varmış. Ben de çocuk değilim artık. Siz de bunu bilmiş olun. Vay arkadaş ya bir de kahramanı bu film. Bir daha seni o zibi dile görürsem bacaklarını kırarım bak. Çok güzel atladı ya yatağa. Evet. Kardeşine biraz sert davranmadın mı oğlum? Yok canım. Belki ama bütün bunlar onun iyiliği için. Bir yanda. Aha, tabii ki. Ne tür yoz bir dünyada yaşadığımızı sen de biliyorsun anne. Senin yüzünden lan. Haklı olabilirsin. Ama gene de davranışlarında ölçüyü kaçırmaman gerekirdi. Bizim ailede kadına el kalkmaz. Bunu her zaman hatırlamanı isterim. Helal olsun be. Kızım. Hadi yavrum. Kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Kendini hırpalamadı. Abisi hırpaladı yani. Abin o senin. Döver de. Ama anne. Sana güvendiğimi biliyorsun. Abin de sana çok güveniyor. Az önceki hırçınlığına anlayış göstermen gerek. Seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Senin okuman ve ezilmemen için okulunu terk etti. Çalışmaya başladı. Baban öldükten sonra bu ev... Bilmiyor mu bunlar? Exposition. Şey bu işte. Bin babalık görevini üstlendi. O günden beri de hayatın zorluklarından hiç yakınmadı. Biliyorum anne ne anlatıyorsun bu? Senin iyi bir meslek sahibi olmanı istiyoruz. O da ben de. Özen dövüyoruz. Ancak o zaman huzur içinde olacağız. Seni elinde diplomanla gördüğümüz gibi. Anneciğim. Kızım. Anneciğim. Ne oluyor be ama siz de drama queens. O kristal şey ne masanın sehpanın üstündeki? Küllük. Ne içiyorlar? Hayrola? Bu akşam bayağı erkencisin. Bu kim? Saruhan'ın annesi. Bir sevgilisi mi? Seni yakalamak için geldim. Ben geldiğimde evde yoksun. Sabah da çıktığım saatlerde uyuyorsun. Sabaha uyandırmak istemedim. Çok düşüncelisin. Derdin ne? Annesi bana biraz para lazım. Kime lazım değil ki? Yani sevgilisi. Canım dalga geçmeyi bırak da bana biraz para ver. Param yok. Daha dün 500 kağıt aldım. Burada para basmıyoruz. Verdiğim yetmiyorsa git çalış. Senden nasihat istemedik. Alt tarafı 2 kuruş para vereceksin. Her gece bavulla götürüyorsun malı. Sen mahallede çeteler kurup zengin çocuklarıyla kavgalar ederken ben sabahlara kadar içki sofralarında herifleri eğlendireyim. Annesi. Uykusuz kalayım. Anam ağlasın. Karşılığında da kazandıklarımı sana yedireyim.
Oh ne âlâ. Öyle bir keriz bulursan bana da haber ver. Bana ihtiyacın yok ki. Sen bulmuşsun işte. Terbiyesizleşme ulan. O senin enişten olacak yakında. Ne? Ablası mı yani? Bu enişte adaylarıyla mahalleye rezil ettin beni. Arkadaşlarımın yüzüne bakamaz oldum. Ablası. Tam ablası işte eniştesi olacaksa. Namusuna o kadar meraklıysan git çalış. Ablanı da evinde oturt it. Ağzını topla şıllık. Gebertirim ulan seni. Konuşsana ulan sen ergene. Ablana adam gibi davran yoksa kırarım kafanı. Onu sahipsiz mi sandın ha? Ergeneye bak ite bak parçalarım. Diye gitti çıktı kadrajdan. Ulan seni. Giderim. Gelsene ulan somun pehlivanı. Gel de doğrayayım bir tarafını. Ne pehlivan? Somun pehlivanı mı? Sen de somun pehlivanısın o zaman. Çok somun ekmek yemişsin. Seviyorsun yani. Ben de seviyorum. Somun ekmek falan yemedim. Somun ekmek ne ki? Yedin Erkan daha geçen aldım. Kafayı yediğin gün evet, yedin hepsini ya. Çok uzaldı be. O yarım ekmek yemiş ben o. Ben galiba somun pehlivanıyım. Dur lan şimdi bir şey bir anlamı falan vardır eski Türkçe'de. Ne bakayım bakalım somun hayır, pehlivanı. Hayır bakılmayacak. Hadi sen yapmayın. Erkan ya kendim yap. Bakacağım ya şuradan bakacaksın. Hayır onlar bakacak bize söyleyecekler. Allah belanızı versin. İkinizin de. Kısa boylu mu demek? Haa iri yarı olmasına rağmen kondisyondan yoksun ve göründüğü kadar güçlü olmayan kimse için kullanılma deyimdir. Öyleymiş şimdi zaten. Somun Ömürcan diyor. Ay Ömürcan Ömürcan. Beni meraktan öldürdün kız. Bu kimdi? Aman anne daha saat kaç ki? Hava karardı ya kızım. Bu yeter. Başına bir iş gelir diye yüreğim parçalanıyor. Evde niye öyle duruyor kadın? Benim de sıkıntıdan, parasızlıktan parçalanıyor. Arkadaşlarla şöyle bir vitrinlere baktık. Neler var neler. Onlar para tuzağı kızım. Hem alışverişin sonu yok ki. Eve gelince kim saçını tarıyor? Allah cezasını versin bu fakirliğin. İnsan içine çıkmak için giyinmek gerek. Bir sürü elbisen var ya. Cumartesi pazarından yün alır, bir kazak daha örerim sana. Saçmalama anne. Kız kazaklar kaç paraya satılıyor şimdi haberi yok tabii. Benim elbiseye ihtiyacım var. Bir arkadaşım parti verecek. Oraya giyecek bir şeyler almam gerek. Ya bu da öğrenciymiş. Gitme sen de kızım. Hem parti bizim neyimize kızım. Yeter. Saçmalıklarından bıktım artık. Ne demek gitme? Niye saçmalık? Saçmalık gitmemek değil. Ben sen ne giysen güzelsin diyebilir. Niye gitmesin ki? Önünde küçük mü düşeceğim? Bana para ver. Nereden bulayım kızım parayı? 3 aylığını almadın mı sen? Evet aldım. Ama bakkalın borcu ödenecek. Bakkal sonra alır parasını. Onun rezil olacak kimsesi yok. Ben bu partiye gitmek zorundayım anladın mı? Var mı be? Bu mumlar... Buyurun bakalım bu kağıtla yapın. Böyle kağıt oynanır mı? Buyurun bakalım. Falan ne kağıt? Bu kağıt atılır mı? Ben de bunu bekliyordum. Bir şey hayatında hiç kart oynamamış biri yazmış bunu. Bravo. Bu kağıt oynanır mı? İşte. Aha Hüseyin geldi. Abi gerçekten bunlar zenginler. Merhaba. Çok saçma işte Hüseyin... yani basketçiler daha zengin. Ne garip bir vücut yapısı bu ya. Bence üç. Ceketten öyle. Yani inşallah. Şansınız bol olsun. Sağ ol. Şansınız bol olsun dedim anne. Of. Dilin tutulsun. Sana kaç kere söyledim. Ya da genetik bu laf şansımı kaçırıyor. Tanmıyorum. Baksana annesine. Patla. Oyun oynuyorum görmüyor musun? Patla sırası mı şimdi? Kullanılıyormuş. Önemliyse babana git. Babam nerede? Cehennemin dibinde. Rahat bıraksana beni. Nasıl yılın annesi? Görüyorsunuz işte. Oyunda bile rahat vermiyorlar insana. Benimki de böyle. En meşgul anımda dikilir başıma sinir eder beni. Yılın annesi buymuş herhalde. Bu zengin değil mi? Para çok ayıp Hüseyin. Bunu sana hiç yakıştıramadım. Yakıştırıp yakıştırmamak sana mı düşmüş? Bu sesi beni bitirecek ya. Asla olmamış yani bu ses. Boş versene. Niye ya? Çok kötü. Nasıl böyle vurdum duymaz davranabilirsin? Bunu içeridekilere sor. Bizimle ilgilenen hangisi? Annem mi babam mı?
Ha bu. Kardeşi Seren Seren. Evet, demin para isteyen buydu o zaman. Ha işte, evet. Hı-hı. İkisi de kendi dalgasında. E sabah para isteyip akşam bir daha niye para, ne yapıyor bunlar ya? Derdin ne, nasılsın diyen yok. Biri kumarda, diğeri karı peşinde. Terbiyesizlik yapma. Ay bu da ne? Bazen gıcık, şu beğenmediğin diğerlerine benziyorsun. Lütfen Seren. Bir de sen canımı sıkma. Alt tarafı para aldı. O da da babamızın parası. Banka soymadık ya. Seninle hiçbir zaman anlaşamayacağız. Anlaşmamız da gerekmiyor. Kavga etmeyelim yeter. Ayrıca bu parayı da senin yaş günü partin için aldım. O kadar. Vay. Üzüldü mü bir şey dedi hiç? Yaş. Oh yeah. Şu bütün hepsini incelememiz lazım. Soldaki beyefendiyle başlayalım. Başlayalım. Çok güzel bir alkışı var. Ya, alkış değilmiş o. Hayır, bunu yaptı. Böyle yapmış. Başta bunu yaptı, alkış çaktı bir tane. Bak, hop. Yeşilli beyefendi iyi dans ediyor bu arada. Bu böyle bir takım alacağım, yeşil takım alacağım. Tamamdır. Her şeymiş. Bak takım nasıl? Çok iyi. Bu da Seren'le dans eden şey. Bu Seren? Bir kahve içelim diyen çocuk da bu demek ki. Hiç şansı yok da hani bu ne? Abi doğum gününde eğleniyor canım Seren'le. O zamanlar popülerken kendi ekseninde dönmek mi sanırım? Evet. Gezegen dansı demiş. Evet, orbit dansı. Gördüğün gibi hem kendi ekseninde hem diğerinin ekseninde. Evet. Soldaki çok... Bir sonraki gelecek beyefendinin investliğine bak dansta şimdi. Nasıl intense bak. Nasıl ciddi aldı. Bu hayır, bir önceki. Ha. Ben de dans ediyorum. Kadına da dans ederken ha, o bana bakmazsın şey işte yani. Get out my way. Ben yeni izledim o videoyu. Ne? Get out my way. Ha, bu çok güzel ya. Ben sana onu izledim. Ha, bir dakika, Seren Serengi söylüyor zannettim. Erkan! Erkan ne olacak işte, sanatsal bir şey yani. Yuuu diye buradan mı söylüyor peki, niye oradan söylüyor? Sen kendi mi söylüyor? Herhalde. Artık çekemem seni. Hala böyle. Sen şansını kaybettin. Seni nereden sevdim. Herhalde başkası söylüyor ama. Hayır, kendi söylüyor. Biz yap bakayım nereden. Seni nereden sevdim. Niye bu kadar burada ses? Hiç bilmiyorum ben. Hayır, kendi sesi tamam okey, onu anladın da burada hani rol yapıyor. Yani burada diskoda çalan şarkıyı ağzını oynatıyor diye yorumladım. Hayır, söylüyor. E mikrofon yok. Evet. Erkan böyle mi kaybediliyor şans? Evet. Aslında teknik olarak evet, doğru olabilir. Bak ne yapıyorlar. Saçmalıyor baya belli. Seren'in neden şans vermediği belli oldu. O ne ya? Bu Hüseyin mi? Ya diskoya gelirken de kremat takmasın oradan bu aç ya. O zamanlar öyleydi Erkan. Disko böyle bir yani. Abi, aha Mahsun Kırmızı Gül dansı geldi. İnanılmaz bir şey ya. Bunu bayağı bir çıkartmış mı bu şarkıyı acaba? İnşallah bu filme özeldir. Artık arama beni, ay arama diyorum. Kardeşim ben daha kötüyüm artık. Çok kötüymüş ya. Başkasını seviyorum. Artık arama beni, ay arama diyorum. Güya Akşar'a benziyor söylemesi bir şarkısı. Gördün mü? O başından mı gördün? Gördün mü? Hayır. Seren'e bak. O şey kaba topuna çıkıyor sırada. Başkasını seviyorum. Şimdi başka biri var. Hayatım.
Sub-Zero var. Biri var. Bakın hiç dans edemiyormuş ya. Bu sahne almıyor muydu bu yıllarda? Alıyordu aslında. Neydi o gazinonun ismi? Mertel. Yok. Değil Mertel falan. Uydurma ya. Bayağı attın. Maxim. Ha Maxim. Mertel falan dedi. Saçmalama. İnanılmaz. Hiç bilmiyormuş ya. Bayağı bunu övüyorlarmış yani o dönem. Hakan kimse övmüyordu. Kendini övüyor. Ne kalmış. Hayır ya şey Şokopop anlatıyordu. Seren Serengil çok beğeniliyordu falan diye. Mertel. çok emindi yani. Hiç dans edemiyormuş ya. Aa aynı görüntü bir daha çekti. Herhangi dans edebiliyor musun burada şu anda? Çok da Hüseyin değilmiş ya. Bunlar ne yapıyorlar? Bu adam hiç hareketi de anlamamış ya. Bu çok iyi. Ciddi böyle. Omuz şey. Omuzlar sürekli hareket ediyor. Omuz dönüyor böyle. Ama suratı benim dikkatimi çekiyor. Döner... Tablası doğru gibi sürekli. Düşün. Evet, sürekli doğru. Dönüyor. Doğru. Bak, artık aramam seni diyorum. Çünkü ben kardeşi o ya. Başkasını seviyorum. Artık aramam beni. Aramam diyorum. Çünkü ben seni değilim. Başkasını seviyorum. Şey söyle bu arada son evet, o kadar aynı ya. O kadar aynı şimdi. Şey söylüyor ki aynı görüntüyü kullandılar 5 saniye arayla gördün değil mi onu? Evet. O şey biri varı 2 kere kullandılar yani. Çoktan unuttum seni. Bu dizi mi? Dizi mi ya? Ben bunu film diye hatırlıyorum. Birinci bölüm yazmış. Yani. Dizileri var. Artık fakirler gelsin ya. Bu da evet günümüz. Neyse. Bana bir yudum verirsene. Bravo. Çok şu anda ses değişti bir anda falan. Ne oldu ya? Ne var? Sigara. Ha içtim. Sigara içtikten sonra. Okay. Ah teşekkür ederim. Bu kızda iş var. Tabii. Kimin kardeşi? Megaloman manyak. Megaloman manyak. Çok hızlısın. İçimden geldiği gibi hareket ediyorum. Ne yaptı ki? Popuşma elledi. Duygusal dans etti diye. İçimden geldiği gibi hareket ediyorum dedi. Demin manyak bakan dostumuz. Çok güzel kokuyorsun. Parfümün çok uyarıcı. Gerçekten Wonderful Tonight mı çalıyor? Seren Serengil'e Eric Clapton'a geçirdi. Hakan duymadın mı? Çok çocuğun dediğini. Parfümün... Dinle be. Çok güzel çok kokuyorsun. Uyarıcı. Parfümün çok uyarıcı. Uyarıcı diye bir kullanım yoktu ya o dönem. Öyle denmiyordu işte. Yani. Louis de Maroc. Fransız. Şişesi 6 milyon. Wow. Adı ne anlama geliyor? Wow. Çok güzel kokuyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Hem anlamından mı neleceğin? Annem yumuş getiriyor, ben kullanıyorum. Gerçekten Eric Clapton çaldı sesimi ya. Sesimin seni kadar güzel olmasını çok isterdim. Bu gidişle mutlaka şarkıcı olursun. Şarkıcılık hakkında ne düşünüyorsun? Ya bari mikrofonu da söyletseydiniz ya. Bak kesin benim için önemli değil, olmak istemiyorum diyecek, kabul etmeyecek. Aslında... Erkan, sana da böyle bir kolye alalım mı? Sana alalım öğlüsünü. Şarkı söylemeyi seviyorum. Tek mani aile. Tutturdular illa doktor ol diye. Seninki Seren'e fena çarptı. Ama Seren'in umurunda bile değil. Gitti. Senin yerinde olsam ona sevdiğimi söylerdim. Denedim. Ha. Bana baktığı bile yok. Halbuki onu ne kadar mutlu ederdim. Görmeyeceğiz mi kim olduğunu? Ömürcanlarla dalga geçmiyoruz usta. Bununla dalga geçiyoruz yani.
Erken oraya kadar gelip dansı kabul etti. Dans sırasında falan yaptı. Gerçekten mi? Ha. Oraya sınır bu falan gibi bir şey oldu. Hep kaçıyorsun. Seni ne kadar çok sevdiğimi görmüyor musun? Neden? Saçmalama lütfen. Buraya eğlenmeye geldik Tarfi. Birbirimize ilanı aşk etmeye geldik. Böyle devam edersen... Tamam. Ne sıkıcı tamam, ya. Tamam. Böyle karakterleri hiç sevmem. İçeri nasıl girmiş bu kadın? Eyvah. Şimdi bunu da yapmazsın ama yani. Parayı alıp mı? Hadi yürü. Eve gidiyoruz. Ne evi? Ben sizi tanımıyorum ki. Beni sinirlendirme. Sana yürü eve dedim. Aa, deli mi ne bu kadın? Beni biriyle karıştırıyor herhalde. Sen neler diyorsun? Hadi yürü eve. Seni tanımadığımı söyledim. Beni rahat bırak. Çek git buradan. Defol. Terbiyesiz. Anne %100 haksız bu arada. Ne yapıyorsun? Ne evet, işin ne var? Çüş yani, ya. Ne yapıyorsun yani? Partide Pelin'in düştüğü duruma çok üzüldüm. Ben de. Hani bir yandan da Paris'teki kıyafetimi deniyorum. 3 gündür okula da gelmiyor. Utancındandır. Ama hata kendisinde. Yoksulluğundan utanıp yalan söylüyor. Yoksulluk ayıp mı? Şu an hepimiz öğrenciyiz. Onu kardeşine söylese gerizek yaptı. Sence anlamışlar mıdır bunun ironisini şu an? Yoksa niye? İsteyerek mi yapmışlar yani? Ne gibi? Yoksulluk ayıp mı falan derken Paris'ten gelen kıyafeti denemesini. Sanmıyorum, anladım. Okay. Yarın bir meslek sahibi olup kendi hayatımızı kendimiz kazanacağız. Bravo sen. Aile zenginliği neye yarar ki? Gel de bunu bizim çocuklara anlat. Hepsi gösteriş budalası. Zaten Pelin olayının da gerçek suçlusu onlar. Bravo. Anladılar herhalde ironiyi özellikle, değil mi? Tabii, doğru. Haklısın. Şunun göğsünü şuralardan açmanı istiyorum. Açamam. Bütün göğüslerin ortaya çıkar. Saçmalıyorsun. Ben bunu okul balosunda giyeceğim. Çocuk müsameresinde değil. O yüzden menişler fora. Hüseyin'e söz verdi. Milletin fazla dikkatini çekmeni istemiyor. Böyle saçmalık da duyulmamıştır yani. O kim oluyor da giyimime karışıyor? Tayfun da aynı kanıda. Seni kıskanıyor biliyorsun. Söylesene Selen. Tayfun'la karşılaştığında... Kadın kim ya, çok güzelmiş bu. Hiçbir şey. Sen Hüseyin'le beraber olduğunda ne hissediyorsun? Hüseyin'in yanımda olmasına gerek yok ki. Onu düşündüğüm an bile içim kıpırdıyor. Dur bunu Hüseyin'e söyleyeyim. Çok hoşuna gidecektir. Ha, sakın böyle bir şey yapayım deme. Rezil olurum. Öyleyse sen de göğsünü istediğim kadar aç. Tamam tamam, sen kazandın. Ben de anlamadım, merak ettim. Hoş geldin oğlum. Ne güzel bir sofra bu. Ne o, düğün bayram mı var? Abartma. Her zamanki sofra işte. Neyse siz geçin. Ben bir elimi yıkayayım. Ne varmış düğün bayramlık sofra ne? Portakal, ekmek, salata. Çok korkuyorum. Nasıl söyleyeceğim anne? Bayağı söyleyeceksin kızım. Ne? Bunda çekinilecek bir şey yok ki. En kötü ihtimalle olmaz der. O kadar. Hayır. Lütfen olmaz demesin annen. Tamam. Lütfen ne olursun. Hadi hadi sakin ol. Kesin olmaz der. Anne. Pilav görüyorum. Kuru fasulye mi o? Hadi bakalım. Kim ne söyleyecekse söylesin. Bizde bekliyorum ben. Bizde yeşil mercimek yemeği var masada. Benim diyecek sözüm yok. Hayır. Belki seçilim vardır. Şey abi, bir ricam var. Bak. Şurada bir poşet var. Bak bakalım. Bak. Böyle de vermezsin bu arada hediyeyi. Ne ki? Hediye demek. Aç bakalım. Şurada bir poşet var. Bak bakalım. Sen hep böyle veriyorsun hediyeleri. Hayır. Bu nedir? Sana yeni bir elbise. Balo için. Balo mu? Kız kendi seçseymiş evet. Daha. Yoksa baloya gitmek istemiyor musun?
istiyorum. Yaşasın. Evet, kendisi seçmiş. İyi oldu. Fena durmuyor ama üstünde bakmak lazım. Boyunu diz üstü yaparsak o güzel bir elbise olabilir. Ha. Kendi zenginlerin ekibinden, kardeşi zenginlerin ekibinden biriyle takıldı diye laf etti. Kendi zenginlerin ekibinden birine aşık. İşte. Sen de ben benim kuzum. Arkadaşlar bana hiç kuzum demedin ha. Ne diyeyim ya? Evet. Gördün mü ay rolu? Bu arada Seren yetişsin diye bakar mısın çabaya? Almıyor falan. Bunu çoktan almıştı yardım. Tabii canım. Bir mevki durmuyor. Nasıl rahatsız ettim ama diyor. Eyvah. Hadi bakalım. Kötü bir olmuş bu arada, o gülümseme. Çok yazık. Pelin okulu bırakmış. İnsan aslında inkar etmemeli. Biz de Anadolu'dan gelmişiz buraya. Babam bazen anlatır. Ya bu kadar hakkında konuşacağınız, gidin kızın evine ya da neyse arayın. Saçmalama deyin yani. Ya dudağıma baktın, kuruduğu için. Bir şey geldi. Yemyeşil ormanlarla kaplı tepeler arasında bir vadiymiş babamın köyü. Babam da ona benzer şeyler anlatırdı. Ama beni hiç çekmiyor oralar. Yokluk, hastalık, açlık hep oralar. Kol hareketlerini ne diyorlar arkada ya? İstanbul'da mutluyuz. İstanbul'da hürüz. Biz bir ne, bir ekip falan mı bu? Evet, kirinler. Canım sıkıldı mı? Boğazdayım. Balık derinde, kum kapı. Aşkların en güzeli adalarda. Çalışmışlar herhalde. Kendi cümlelerini falan tamamlıyorlar. Sessiz bir ortam. Çiçek kokan bir hava. Köyün ortasından geçen tertemiz bir ırmak. E git o zaman. Tren yok, gemi yok, araba yok. Ben arabasız olamam. Gürültüsüz edemem. Çok saçma. Tamam edin şeyi yani. Tamamlıyorlar falan birbirlerini bir de. Ama bu sahne amacı ne? Seren'in diğerleri gibi olmadığı. En uyuz olduğum şey bu var. Kore dizilerinde çok mükemmel bir ana karakter. Çok sıkıcı bir şey ya. Kim? Ben bunu sana söylediğimde laf ettim bana. İşte şeyler hep öyle. Öyle adamlar değilse... mükemmel, kadınlar önye. Değiller işte. Sen var böyle diziler var. Bana bunu izlettirmeye çalıştın. Hayır, öyle, o öyle adam değil. Adam geliyor bakıyor böyle harika duruyor Erkan. Falan. Kız böyle hiki. Değil işte, ben bunları sevmiyorum. Öyle olmayan çok var. En sevdiğin dizi öyle be. Yerim ne hangisi o? Neydi o herifin oynadığı işte. Saçma sapan, çok da güzel başlıyordu. Güzel bir dizi sandım. Ne ya? Unuttum şimdi ismini ya. Korku dolu bir sahneyle başlıyordu. Korean Odyssey. O benim o en sevdiğim dizi o değil ki. Korece öğrenme sebebim olan dizi. Yani ben o sahneyi beğenmesem şu anda sen Korece mi bilmiyordun? Evet. Oha ya, inanılmaz. İşte hayat böyle be Çet. Müzik canlı, volüm yüksek olmalı. İlle de mağazalar, alışveriş ve moda. Giysiler ve takılar. Onlar olmadı. Bunlar delirmiş ya. Giysiler ve takılar. İstanbul'da hürüz. Delirmiş bunlar ya. Gerçekten salak saçmış sahne bu ne ya? Sen hayat neye yarar? Kısacası her şey burada. Heyecan, aşk, mutluluk. Bu bizim şey, gazinonun reklamı olarak kullanalım mı sincap bunu? Bence de kesip kullanalım burayı. Hayırdır Emrah, ne işin var burada? Ya Emrah nereden buldu ki burayı? Kim bu kan makyajla spor yapıyor ayrıca? Bu benim başıma geldi, atıyorum spor demi, yüzüyorum falan. Havuzda adam böyle bir adam geliyor. Okuldan çıkıyorsun orada falan. Ben polise giderim büyük ihtimalle yani. Ama bu dönem bunu bu yapımı eleştiremeyiz. Hollywood filmleri bile böyle. Yani o dönem işte şey zannediliyordu, bu romantik zannediliyordu falan. Baya içeri girdi bakıyor ya. İşte ben dedim ya, Trendyol'dan bir body aldım diye. Şu kadını kilotlu çorapsız olanıyla evde dolaşıyordum. Baş ondan sonra dedi, niye böyle güreş gibi mi giyeceksin bu ne diye. Öyle mi, elbise sandım. Adam öyle bir şey nasıl elbise olabilir ya? Onu nasıl elbise sanabilirsin yani?
Ya Emrah ne yapıyorsun sapık herif ya? Üzüyor bayağı ya. Kısını mı döndü? Daha kötü kız. Seni anladım, daha kötü öyle. Tövbe ya. Ya aynısını kendi kardeşine yapsalar. Değil mi? İşte. Böyle gerçekten nasıl o stüdyonun içine girmiş ki Emrah? Güvenlik falan yok mu? Bir bakıp çıkacağım mı demiş. Ne yapmış? Bu fakirlerden mi zenginlerin mi motoru var fakirlerin mi anlamadım ki ya. Hangisi zenginler mi geliyor? Ne yaptı? Tükürüyorlar mı? Motor kefesi hangisi chat zenginler mi? Zenginler. Ha, zenginler falan mantıklı. Mafya tükürüyorlar mı? Ha kurbaçlıyorlar. Bu ne lan? Kurbaçlıyorlar. Saçmalamış bunlar da. Ne yapıyorsun lan? Manyak kızı ne yapıyor? Kırbaçlamıyor zincirliyorlar yani. Birinde Amerika bayrağı vardı bu arada. Amerika bayrağı deri ceketi. Kadına falan ne yapıyorsunuz hayvan herifler ya. Allah Allah, kadını falan tahta atlıyorlar bunu ya. Ataklı değiller. Ya bu arada şuraya çıksa gelemezler gibi hissediyorum ama neyse. En azından bota olabilir. Aaa popo elleri! Oha! Ayı. Taciz etti hayvanı. Gerçekten diğeri de silahla vurmuşlar gibi biraz abarttı. Biraz abarttı gibi. Daha çok ona çalıştılar gibi. Eyvah. Görüşürüz. Dur bakalım. Aha gene tokat mı atacak? O pantolonu çok yukarı çekmiş. Seninle biraz konuşalım. Bak. Seni tanırım. Ben diğerlerine de benzemezsin. Ama Seçil benim her şeyim. Onu okutmak için her şeyi göze aldım. Kardeşimin bir meslek sahibi olmasını ve kimseye boyun eğmeden hayatını kazanmasını istiyor. Ne anlatıyorsun? Bir arkadaşla anlayacak şimdi. Hiçbir alakası yok. Bari çocuk bir şey yapsaydı da öyle bir tribe girseydi. Hemen iyi oldu falan. Ben stalk yapanı desteklerim falan gibi oldu yani. Hayırdır ne oluyor? Burnuma mı bakıyorsun? Yani çok canım öpmek istedi ama o sırada burnunla yüzleştim. Bu nedenle de onu okulundan uzaklaştırabilecek her duruma içgüdüsel tepki duyuyorum. Ne? Anlıyorum. Ben de içgüdüsel tepki duyarım çoğu zaman. Ben de demin duyduğum için övdüm. Emrah, ben de Seçil'in iyiliğini isterim. Meseleye bu açıdan bakmamıştım. İnsanın duygularını engellemesi zor. Bunu ben de yeni öğreniyorum. Ama belli bir... Ondan anlamış. Bir amaç varsa bu duygular belli bir süre ertelenebilir. Ne dersin? Ne yapsın? Ben Seçil'le konuşurum. Beni anladığın için sağ ol. Ne konuşacak? Demedi ki yani. Ana Seçil'e ne yaptıklarını sanıyor. Bir süre takılmayın. Çocuk ders çalışsın dedi yani herhalde. Anlamadım ki. Merhaba anne. Merhaba. Seçil nerede? Odasında. Seçil de güzel. Çok mu korkuttum seni? Bir öncekinde dövdüğün için olabilir. Çok mu korkuttum seni falan? Sen benim canımsın. Fikirlerim sana ters gelebilir.
ama hepsi senin iyiliğin için. Fikirler diye bir şey yok ki. İşte. Kendini koruyabilecek olgunluğa erişene dek. Hayır. Isınıyorum arkadaşım. Seni ben korumak zorundayım. Ya üşüdüm ya. Yalnız özgürlüğünün kısıtlandığını hissedeceksin. Önemli yok abi. Demek istediğini anlıyorum galiba. Güzel. Buna sevindim işte. Aynen. Motorla yaşım. Okuldan eve gelmen yersiz bir davranıştı demiyorum. Ama zamansız olduğunu kabul etmemiz gerek. Ne dersin? Yok. Galiba haklısın abi. Yok. Farkında mısın? Çok güzel anlaşıyoruz. Evet. Sen dövmediğinde galiba. Kelimelerini kullandığın zaman iletişim kurabildiğiniz ama alakası yok. Bence de. İğrenç bir abi kardeşini kesiyorsun. Zamansız mı? Bu filmiyle bu Michael Jackson'a da çok beğeniyor Erkan bu adam. Kimine de benziyor? Michael Jackson işte. Aha bunlar da satıyor. Bir dakika kim kimi dövüyor ya? Deri ceketler olduğuna göre bunlar... Zenginler mi bunlar? Zenginler fakirleri dövüyor. Motorlular mı bunlar ya? Bilmiyorum. Bunları daha net ayırmaları lazımdı ya anlamıyoruz. Salamla mı dövüyorlar ya? Geri kaçsınlar oraya geldikleri yere. Zaten bunlar zenginler mi ya? Bu arada yani neyse. Yoksa fakirler uç mu alıyor şu an? İki kişiye de onun saldırılmaz bu artık yoktur. Böyle bir çakala. Bak zincir de çıkardı. Tamam bunlar zenginler o zaman. Zenginler fakirleri mi gördü şu an? Arkadaşları zincirlendi diye öç alıyorlar. Ama zincirle dövdü. Bu arkadakiler niye bakıyorlar? Alsın. Aa bu şey poposu açılan, sevgilisinin poposu açılan alet değil mi bu? Fakirlerin motorlu taşıtı yok. Zenginler de onlar da. Bunlar da mı zenginler yoksa fakirler ölç mü alıyor onu anlamadım. İşte belalılar arkadaşlar. Zenginler ve fakirler. Bak bunlar benim dayak yiyorum. Yok. USA ceketli olan işte bu demin döver. Tamam demin dayak yedi bu Michael Jackson'a benzettiğimiz tamam, anladım o. Ceketten anladım. USA ceketli ilk başta zincirleyenler demin dayak yediler fakirlerden. Şimdi zenginler fakirlere dayak atacak. Evet. Yani şey karşılıklı tenhada yakalıyorlar. Yok ya sırayla dövüyorlar. Bu kadar da eğlenmezsin yine parkta bu arada. Kim Sincap gidiyor musun? Arkadaşlarımız oyuna farklı böyle. Yani aksiyonlu müzikte slow motion iyiydi. Şey ne? Hemin değil. Şu an dayak yiyenler fakirler. Arkadaşlar hiç böyle dayak yedin mi? Yerdeyken kafama tekme atıyor. Yaşandı bunlar. O yüzden mi bu kadar salak oldun? Hayır. Hemen teyzeler geldi. Ay 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 falan diye seslerle. O zaman doğduğunda mı böyle salaktın? Bu arada yere düşmedim. Bu bir kavga değildi. Kendin mi yere yaptın? Hayır. Nasıl ben bunu anlattım ya. Post-Kırk nasıl yerdeyken? Bizim liseyle başka bir lise arasında bela varmış. Ha, sen bu dizide karaktersin. Ama. Evet. Tamam mı? Oradaki bizim lisedeki çocuğun biri başka lisedeki kıza yürümüş. Yavuklanmış. Oradaki lisedekiler de seni döveriz demiş. Ay liseliler çok salaklar ya. Niye böyle oluyor bu acaba? Sonra bizim okuldaki dövülme ihtimali olan çocuk yolunu değiştirmiş. Başka yoldan gidiyormuş. Hı-hı. Ben de o gün evime giderken gel lan Bakırköy'e counter oynayacağız diye beni çağırdılar. Normalde evimin Hı-hı. önünde gidiyor olmam lazım. İyi tamam geleyim falan dedim. Bakırköy'de bir tane köprü vardır böyle Ataköy-Bakırköy Hı-hı. geçişinde. Yeraltı gibi ama değil Hı-hı. falan. Bir baktık orada Lost çekimi gibi duran böyle bir liseli ekip var. Deri ceketliler miydi? Hayır. Hı-hı. Onlar da aynı Muhit'in lisesiydi bu arada. Biz de böyle gidiyoruz biz dedik bizim lisenin ceketleri Hı-hı. falan var. Ne oluyor falan anlamadan bizim öndekiler bunları gaspçı zannedip bizi soyacaklar diye kaçmaya başlamış. karşı liseli çocuklar da bunlar kaçtığına göre herhalde o çocuk aralarında diye düşünmüş. Hı-hı. Çünkü onu dövmek için bekliyorlarmış. Biz normal geçsek bize bir şey yapmayacaklar. Bizim de öndekiler kaçınca biz de kaçtık. Anlamadık neyden kaçtığımızı. Koşuyoruz öyle.
Sonra bir tanesi böyle arkamdan vurdu bana ben koşarken. Başarı. Ki o zamanlarda şişman değilim yani, iyi yetiştiler. Ama bizimkiler çok salak, onu da videoda anlatmıştım. Şöyle karşılıklı şey ya, yol. Üstten de ana yola çıkılıyor. Hı. Ama oradan da ana yola çıkışlar. Hani geriye kaçmayıp böyle kaçtılar. Hı. Onlar da kolay bir şekilde geldiler yani. Hani onlara doğru kaçıyor gibi. Vurdu arkadan. Sonra arkadan vurdu. Ben yere düştüm. Yerde böyle sürüklenirken diğeri de. Arkan niye sürükleniyorsun? Neyle vurdu? Arkan koşarken biri vurursa düşünce fış diye kayarsın yani. Hayır. Kayarsın arkadan. Ne demek kayarsın? Ya kaydım işte, böyle birazcık sendeledim. İleri doğru gitmiş. Yani koşarken doğru. Tamam, düştüğüm için. Momentum yani. Sonra diğer koşan da arkadan kafama vurmuş. Ben tabii daha yerdeydim yani, olsa görmedim hiç. Kafamı vurup devam ettiler onlar. Ben ne oluyor lan falan diye bir kalktım. Kimse yok. Teyzeler var. Ay 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 canım iyi misin falan diyor. Hiç kimse yok yani. Ben ve bir arkadaşımı daha düşürmüşler. O da arkadan koşarak geliyordu böyle. Ne oluyor lan falan dedim. Biz niye kaçıyoruz bunlar ki? Ne oldu falan diye böyle. Orada böyle hafif kanamaya başladı falan. Sonra bizim arkadaşlarla buluştuk. Oğlum bunlar kimdi falan. Bilmiyorum falan dediler. Bizim telefonları alacak falan. Gaspçı zannettik falan. Kim valla bilmiyoruz. Herkes bir şekilde taksiye binip kaçmış öndekiler. İlk kaçan şerefsizler. Cebimde telefon vardı falan diyor bir de. Sonra ertesi gün okula gidince öğrendik. Durduk yere taksiye binip kendi kendine olay yaratmış gibi. Şerefsizler onlar yüzünden oldu zaten, tamam. Sonra benim burada şey var, yara bandı gibi bir şey var. Okula gittik. Aa, oraya geldi mi? Geldi işte buraya, izi tekme var. Attı hayvan. İzi gibi. Var. Hayır, o onun izi değildir. Neyin ya. İzi? O kadar sert vurmadı ya. Siyah nokta. Ama şey böyle çirkin duruyor diye annem bir şey yapıştırmıştı. Sonra ertesi gün okula gittim, haberi de duyulmuş. O çocuk geldi. Gençler merak etmeyin, ben sizin öcünüzü alacağım falan dedi. Bir ay sonra okuldan ayrıldı. Şerefsiz ya. Hayır, çok salakça bir. İnanılmaz bir hikaye. Niye kaçıyorsun abi yani? Pazartesi Şinasi. Pazartesi Şinasi. Beşiktaş'ta, BKM'de. Davetli listemiz yok diye biliyorum. Fakat istersen almadan yarın iletişime geçelim. Ayarlayabilirsem ayarlayayım sana bir davetiye. Ayıp ediyorsun. Aynen öyle, yerdeyken bir tane vurmuş vardı. Gidesine vurdu. Tamam, bir yarın soracağım Şinasi. Ben unutursam bana bir hatırlatırsın ya. Tamam, okeydir. Erken çok kısa bir şort var. Ya yeter, bu sahneden bir tane daha izlemek istemiyorum. Ama bu şort çok kısa yani. Bir dakika, şimdi zenginler, en son zenginler dönmüştü. Gene şimdi zenginler dönecek. Ha, okey. Bir dakika, bunlar zengin mi ya? Ben şu soldakini Saruhan Erkan, zannettim. Erkan, ne olur ilerletelim. Vokal girmeyen bir şey, trash metal grubu dinliyoruz şu an. Çok gerçekten iğrenç sahneler bunlar ya. Emrah'ı hiç göremedik ya. Daha çok bir saçma sapan şeyi izliyoruz yani. Kalleş fareler, şerefsizler! Sen de böyle dedin mi? Kalleş fareler dedim ben. Ulan ben bunların acısını sizden çıkarmazsam. Kalleş fare hemen Meri'ye. Oğlum ikisiz dövdünüz lan. Kadın falan dövdünüz siz, saçmalıyorsunuz. Zincirle falan dövdünüz. Evet. Gençlik bilardo doktorun yeri. Vazgeçtim. Gençlik bilardo Meri'ye. Bu arada biz de çok iyi bilardocuya giderdik ya. Vallahi ne keyif alırdık yani. Aşırı güzeldi. O kadar ışığa gerek var mı ya? Niye o bilardoların kafası? Aşırı sessiz falan. Ya her yerde müzik çalıyor şeyde, dizide. Teşekkürler sıcağım. En müzik çalması gereken yerde çalmıyor ya. Ve pembe mi duvarları gençlik bilardonun? Arkan çok hadi. Işık var lambalar ya. Çocuklar. Ama bilardo da öyle. Lan oynuyordu çocuk. Hadi. Toplanın çocuklar. Hayır, yeniliyor galiba, ne dersin? Bu sokak kavgalarıyla hiçbir yere varamayız. Aşık mı o, niye böyle? Bak, bu sokaklar için büyük kavgalar verdik. Varlığımızı inkar eden bu zengin veletlerinin karşısına kaya gibi dikildik. Ama hedefimize de bir türlü ulaşamadık. Niye? Çünkü her yerde karşımıza komiser Ekrem çıktı.
Bu adam aslında. Ne kadar Mustafa Sarıgül'e benzemiyor mu gerek tavırlarıyla? Teknik olarak çıkmadı bu arada komiser. Bir kere bu sokaklar çıktı. Bizim. Zengin veletleri komiser Ekrem'e güvenerek burnumuzun dibinde istedikleri gibi at oynatıyorlar. Aleyhimize yazı yazıyor, kızlarımızı asılıyorlar. Bunların hepsini geçtim. Zincirle dövüyorlar yani. Kadın falan dövdüler yani. Bırak bunu. Eğer ciddi bir önlem almazsak bu sokakları terk eden bizler oluruz. Doğru. Dövüşelim. Dövüşelim. Sakin olun. Dövüşelim demek kolay. Olayı her yönüyle düşünmek gerek. Karşımızda cepleri para dolu, şımarık, uçuk hergeleler var. Kavga sustalığı ya da tabancalı olsun diyebilirler. Ne? Tabanca mı? Tabanca isterler demedim. Ama isteyebilirler. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Kim istiyor? Evet. Ne diyorsunuz? Ben her yola varım. Ben de. Ben de. Ben de varım. Ben de. Ya tabanca derlerse? Tabancayı nereden buluruz? Hepimiz... Sorun o mu ya? Öleceksiniz ya. Meteliğe kurşun attığı bir gerçek. Ama tabanca derlerse tabanca da bulur. Bu sokaklara sahip çıkmalıyız. Şimdiye kadar nasıl direndiysek bundan sonra da öyle direneceğiz. Onlara kim olduğumuzu göstereceğiz. Seninle beraberiz. Ne istersen yaparız. Dövüşelim. Sopaysa sopa, sustalıysa sustalı. Dövüşelim. Yaşasın. Kim olduğumuzu gösterelim o muhallebi çocuk. Yaşasın mı? Yaşasın mı? Yaşasın. Ağızlarını burunlarını dağıtalım onlara. Kafalarını kollarını kıralım. Ona hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Yani. Her şeyi söylediler. Çok iyiydi ya. Şunu yapalım. Ben ayırım lan. Tanıdık. Çocuklarına. Ağızlarını burunlarını dağıtalım onlara. Kafalarını kollarını kıralım. Şimdi geriye bir mesele kalıyor. Kararımızı onlara bildirmek. Bu ne kararımız ne? Ağzınızı burnunuzu kıracağız böyle bir karar aldık. Evet. Hüseyin'e meydan okuyacağım. Bu işin raconu böyledir. Yanımıza Emrah'ı da alacağız. Emrah ihtiyacımız yok. Emrah bizden biriymiş gibi davranmıyor ki. Son zamanlarda Emrah'ın aramıza katıldığını hiç görmedik. Bak Bülent. Bu mahalledeki varlık mücadelemize başladığımızda Emrah'la ikimiz vardık. 3 ay önceki olayı hatırlasana. Açık tribündeki fenerleri. Emrah olmasa daya yemiştik. Beni de aşağı arsada çöp toplayıcıların elinden kurtarmıştı. Görüyorsunuz ya. Nasıl bir mahalle burası ya? Başımız ne zaman belada olsa, ne zaman sıkıntıya düşsek, Emrah hep yanımızda olmuştur. Ve bundan sonra da olacaktır. Aramıza katılan her kim olursa olsun, aramızda içtiği ilk sigaradan son nefesini verene kadar dostlarının himayesindedir. Dışlanmak, yalnız... Biraz aksiyon arıyorlar gibi. Ay çok sıkıldım ben bu adamdan. Bence çok iyi, Spartaküs gibi. Mızlık, işte. Ezilmek onun için söz konusu bile olmaz. Çünkü artık o bizimledir. Bizden biridir. Kısacası en büyük biziz. En büyük biziz. En büyük biziz. Motorlar bunların mı? En büyük biziz. En büyük biziz. En büyük biziz. Bir dakika, bunlar zenginler mi? Var zengin Erkan. En büyük biziz. Bir de hayır, Sarıhan zengin değil. Ha, bunlar da tamamen şans eseri. Zenginler de en büyük biziz diyordu. Onlar da konuşmuşlar. Böyle tamam, böyle olmaz. Tamam. Nasıl ya? Bundan kuşkusu olan mı var? Kameraya bakıyor. Okul balosunda hepimiz dört dörtlük olacağız. Şık, zarif, kibar. Ya ben salak bir şey olabilir mi ya? İnanılmaz. Aramızdaki fark bir bakışta anlaşılmalı. Aynen. Kızlarımız süper görünmeli. Tamam Michael Jackson. Kızlarımıza sarkarlarsa... Cesaret edemezler. Nerede onlarda o yürek? Keşke etseler. O kadar da küçük. Nerede onlarda o yürek? Keşke etseler. Kaldı orada. O kadar da küçümsemeyin. Hepimizin başından bir olay geçmiştir. Bunların üçü bir araya geldi mi aslan kesilirler. Baloda hır çıkarmaya gerek yok. Onlara üstünlüğümüzün sadece birkaç kısmını göstereceğiz. Mesela havamızı. Bu onlara iyi bir ders olur bu aç havalarını gösterirler. Baloda ne işi var fakir çocuklar? Aynı okula gidiyor bunlar. Ha, onlar da mı okula gidiyor? Ha, o sahneye geçtik evet. Hayır dedi ya Seren okula gelmiyor ayrıldı falan diye. Ama hayır, o zenginlerle takılıyordu zaten. Zengin. Aynı okuldalar ama işte. Dans yeteneğimizi. Diyorum Erkan Michael Jackson diye. Aman tanrım çok iyi dans ediyorlar. Bunu konuşmamıştık. Boşuna silah aldık.
Dans ders almamız lazım. Dayak yemiş olabilirler ama bizi dansla yeniyorlar. Eyvah, şipagat. Çok salak bir film bu ya. Dans yeteneğimizi. Müzik yok. Dayanılmazlığımızı. Dayanılmazlığımızı. Selam mı bu? Figürlerimizi. Ne video? Figürlerimizi. Ya çok sabır ne ya, roket takımı mısınız ya? Roket takımı gerçekten ya, aynen. Kısacası büyüklüğümüzü. En büyük bizi. En büyük bizi. Erkan senarist zengin görmemiş herhalde. Erkan fakir de görmemiş. Hayır, fakir en azından bak görmemiş. Fakir en azından hani bilardo oynuyorlar, takılıyorlar, çay içiyorlar. Baba yapacağız ya, silah olursa da falan. Zenginler saçmalamış artık. Yani zenginler Jap anime falan bile değil ya. Bu ne ya? Figürlerimizi. Ha. Dayanılmazlığımızı. Ha. Abi kim yazmış bunu? Ne yapıyorsunuz ya? En büyük biziz. Tamam tamam. Yalnız bunlar... Ne anladınız? Ne saçmalıyor? Ne dansı falan diyecek şimdi yani. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Hır çıkarmak için her şeyi göze alırlar. Salon kalabalık. Bir arada olmasak da herkes birbirini görebilecek konumda olmalı. Birimizden birine kıllık yapabilirler. Dirseklerler. Tükürürler. Makas alırlar. Küfür ederler. İşte o zaman biz de kim olduğumuzu gösteririz onlara. Küfür ederler. Baloda mı? Baloda olmaz, dışarıda. Her şeyi kökünden halledecek bir kavga. Burunlarını sürttüler mi bir daha sokağa falan çıkamazlar. E dans ediyordunuz değil mi Boğaç? Yok, anlamadım ben hiçbir şey. İğrenç bir balo, bu ne be? İnsan bir dekor mekor bir şey yapar ya, dümdüz toplanmışlar oraya. Punch olursa çok sevinirim bak, Amerikan filmlerini o kadar alırlar. Zaten Amerikan filmi uyarlaması bu. İşte Punch istiyorum. İnşallah vardır yani ama... Ne Julia Roberts? İçki olacağı için yapmamışlar. Punch içki değil artık. Punch içki değil mi? Liselilere içki mi veriyorlar? Punch'ın içkilisini içtim ama lan. İçkilisidir bu. Ha bu Seren mi? Çok fazla kızı saçlı var ya bu kamera kalitesi için. Dans etmek istemiyorum ben. Abi figürlerin oldu dümdüz dans ediyorlar. Evet. Evet ya haklısın. Ya bu arkadaki öğrenci olamaz artık o bıyıklı. Bence öğretmenler de karışmış araya. Yemek. Ama... Şükürler misin? Belki özel çok iyi yaptığı bir şey vardır. Onu yememişizdir. Hatırlamıyorum şu an. Üzerinden bayağı zaman geçti. Dansı. Sağ olun. Gerçek. Aa, bir dakika lan. Ne? Erkan bu genç kan. Ne? Kendimi kontrol edemiyorum. Bütün cinler tepemde. Şaka yapmayın dostlar. Bugün biraz var bende. Kendimi kontrol edemiyorum. Bilmiyor musun bunu? Sen bunu küfredecektin. Nasıl bilmiyorsun ya? Genç kanı biliyorsun Erkan. Bilmiyorum Erkan, ben seninle aynı yaşta değilim. Ya çok benziyor ya bayağı o yani. Genç kan. Ya bir şey görünmüyor ki bu kalitede. Akustik gitarla klasik. Gitarla mı çalıyor elektrik? Evet. Nasıl evet? Güya ya. Falan filan genç kan işte. Ya anlaşılmıyor dostacı. Bana dayan ben de olabilirim. Şimdi anlaşılacak bak. Gömleği çok güzelmiş. Literally genç kan ya. Değil ya. Olmaya da bilir. Ama çok benziyor. Yazar mı şeydi? İsmi genç kan değildir herhalde.
Bir dakika çocuklar. Bir dakika. Kim böyle dansı bölüyor ya? Bir şey, bazıları dans ediyor, bazıları da onları mı izliyor burası ne? Hayır, arkadaki ben seyirciler mi? Yani. Teşekkür ederim. Bugünkü balomuzda amacımız elbette ki eğlenmek. Ama bizim sizlerden beklediğimiz çok önemli bir şey daha var. Bizler sizlerin dostluk ilişkileri içinde birbirinizle anlaşmaya varmanızı istiyorum. Müzik insanları birleştiren bir simgedir. Dans da öyle. Baloya başlangıç dansındaki eşler rastgele seçilecek. Kızlar ortada, erkekler dışta birer daire oluşturur. Bence de olmaz bu. Saçmalıyorlar ya. Hocam olmaz. Ondan olmaz. Neden olmaz? Zengin vs. fakir olacak. Evet, çünkü böyle bir dansla böyle bir, herhalde bu kadar iğrenç bir müdürden böyle bir teklif. Neden? Gayet iyi birine benziyor. Olur olur. Denemekle bir şey kaybetmezsiniz. Herkesin gidişini görecek miyiz? Göreceğiz, evet. 300 tane şart göreceğiz böyle. Kız çiğniyor böyle. Ne kadar terbiyesiz öyle. Böyle kaldı kızın eli. Görüyoruz gerçekten bu. Görüyoruz, evet. Gerçekten bunlar okey miler mi şu an, anlamadım ben. Aha. Yoksa protesto mu ediyorlar? Aa, okeylermiş. Müzikle beraber daireler ters yönde dönmeye başlayacak. Düdük sesini duyunca durun. Ve karşınıza kim düşerse onunla dansa devam edin. Müzik. Olabilirsin canım. Böyle bir şey düdük, olabilir mi ya? Düdük niye ya? Düdük var gerçekten. Bence diğer öğretmenler de desteklemiyor bu fikri. Baksana bakışa. Müdür gene kafaya girdi falan gibi. Sandalye kapmacı gibi bir şey mi? Anlamadım. Ne biçim bir oyun bu ya? Saçma bir şey görmedim ya. Emrah yok değil mi lisede? Emrah okumuyor. Herkes gene kendi çiftini mi aldı, anlamadım ben. Biri sağdan sola girdi. Ehliyetin değil mi? Hayır, tam karşınızdakine demedi mi? Hakkınızda mı çıkmıyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Olmadı hocam, yapamadık falan gibi. Okey, herkes kendi eşini aldı yine. Olmadı işte. Yani çocuklar protesto ediyor. Müdür neden okey buna? Hepsi zorlama. Hayır falan. Erkan düdükle gelmiş adam. Yapar onu da. Allah'ım inanılmaz ya gerçekten. Bu nasıl kafalar bunlar? Dedim sana. Biraz geç. Anladı o zaman. Ne yapıyor? Allah'ım bu ne harika. Evet sevgili çocuklar. Şimdi sıra sizlerin tertiplediği birbirinin... Dansını durdurmuş ya, bir şey de yapmayın falan da demedi yani. Hadi yeter. Şimdi de çocuklar falan de, manyak mıdır nedir ya? Dansını durdurup başka bir şeye geçiş yaptı. Ben güzel eğlencelere geldim. İlk olarak okulumuzun en güzel sesli öğrencisi çok güzel bir şarkıyla sizleri dansa davet ediyor. Kim sence? Seren Seren gibi. Acaba kim? Aa. Böyle de müzik. Denmez bu arada, ayıp ya. Şimdi 3 dakikada Seren Seren gibi dinleyeceğiz. Bir anda gitti üstünden arabeske geçiyor. Ama 16 yaşında bu şarkıyı söylüyor. 12 yaşında olmak istiyorum. Böyle bir dans mı bu şarkıya peki?
Evet, trolüm. Doğru valla. Nereden çıkacak seni? Aa, gelmiş. Elinde mi geliyorlar kardeşim? Alıştım sana bir tane. Nereden söylüyor? Üstünden mi söylüyorsun? Her gün görmeyi. Ya ben Fatih Mutlu'ya geldim. Bu ne be? Gene mikrofon sunduğum. Ya Erkan, bu nasıl baba? Arkada kadınlar niye orada? Hiçbir fikrim yok. Niye tribün var? Balo görmemişler işte hayatlarında ya. Düzenle bir şey misin? Aynen. Her sabah uyandığımda. Gerçekten Erkan sorcerer olarak geldi ya. Ne sen şarkı söylemek falan gibi bir şarkı söyleyeceksin. Allah Emrah da söylesin ne olur ya. Emrah'ın söylemesi lazım. Şimdi de en iyi sesli erkek öğrencimiz falan diyecek. Aa, ona söylüyor da. Ben bu şarkı bana kalma yıllarını versinler değil. ben o sahibim. Mikrofonu söylüyor. Emrah mı söylüyor? Sonra Emre onu stalklayınca falan yapmayı biliyor ama. Bu bizim gliğimiz mi bu? Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Böyle bir lise olabilir mi? Meyhane gibi bir lise ya. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Hayır, ona bakarak söylüyorum. Çok güzel şarkıda tam bir uyarıcı. Ne bakıyorlar bu an? Tamam, o da hoşlanıyormuş işte bana. Öyle mi? Nerede anladın bunu? Ona da söyledi şarkıyı. Bakın ben Emrah'a benziyor muyum ya? Sanki burada benziyor gibi geldi. Erkan ne alaka? Her yamaklıyı kendine benzetme ya. Ben seninle daha çok benziyorum. Ya çok çabuk geçti bu arada. Çok çabuk geçti Ayrol'dan buna ya. Ne demiş abi? Birbirinize bakın mı demişti? Ay, sen niye hoşlanıyorsun ki Emrah'tan? Bak, bilmiyorum, benim de yaptı onun. Hayır değil ha. Evet işte, demin de yaptı. Ya ne bu, daha bir merhaba demeden bu acının içerisinde niye sürüklediniz birbirinizi? İşte ikisi de biliyor kavuşamayacaklarını. O zaman alışmak sevmekten derin. Daha zor demesin, ona uygun bir şarkı seçsinler. O, uygun ki. Niye? Hayır, alakası yok canım. Biz yani birbirimize kavuşamayacağımıza alışmak daha zor sevmekten. Aa, ben şarkıyı anlamamışım. Ben de anlamadım, bu benim yorum. Oh kardeşim, unutmayın. Alıştım sana bir tane. Bir tanem diyor adam. Diyor, öyle değil, sen dediğin bir şarkı yani. Yokluğuna dayanamam. Onu unuttuk ya, mikrofon sus söyleyebiliyor, öyle güzel sesi var. Tek başıma. Erkan bu ne, that escalated quickly ya. Hayır, bir şey yaşamış olsalardı bari, ne bileyim Emrah konuşmaya çalışsaydı. Seren Serengil'de aslında hoşlandığını belli etseydi, sonra bu olsaydı ne oldu bir anda ya? O şey aerobik stüdyosunda en son gördük. Arkasını döndü falan. Nasıl yani? Düğün diye tam öpüştük ya. Tam böyle öpüştük. Düğün, evet şimdi çocuklar. Ben seninle bir sarılmışım. Neymiş onu? Sarılmışım.
Nelerle tüyler. Emrah dün bu. Vuracak mı? Dur dur. Bir tane alıştım sana. Öp. Ağzından öpersen sana bir kafa atarım Emrah. Dudaşım dudaşım. Al dudaşım. Burun değil. Erkan ben inanmıyorum ya. Bu böyle olmaz, bu filmi böyle yapamazsınız Erkan, ya. Erkan dur en önemli yerinde. Bak renklerin falan ne halinde. O pis ellerini çek onun üzerinden. Haddini bil. Lütfen sakin ol. Olay çıkartma. Kız kardeşimden uzak dur. Kız kardeşim mi? Olayı fazla büyütüyorsun. Hiç de değil. Bu tipleri iyi tanırım. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi pekala anladın. Hadi yay lan buradan. Bir daha da kardeşimi rahatsız etme. Anladın mı? Hey Soruhan be. Soruhan geldi. Soruhan hangisi? Beyler bir çorba içelim, gerilmeyin diyecek. Bu şimdi. Seren Serengil'in kardeşi olan da Emrah kardeşine mi yanık? Hayır. Ha, başka biri. Yavaş ol. Hem sen kibarlık nedir bilmez misin? Soruhan sen karışma. Nereye gidiyor? O kolye, o Y kolyesi Erkan. Ne ayini burası? Bu ilerle. Bak bu ne takmış? Çıktı o ne ya? O ne ya? O bence şehrin anahtarı falan yani böyle. Lisenin anahtarı. Seni eve götür Tayfun. Eve ne zaman gideceğimi ben karar veririm. Bugün ben veririm. Hadi. Nefes. Yapan ne kabul ediyorum. Ne o, bir derdiniz mi var? Biliyor musun? Sizin suyunuz ısındı. Komik adamsın sen ve arkadaşların. Derdiniz nedir? Size haddinizi bildirmek. Kapışalım diyorum ben. Çok yakın. Fazlasıyla memnun olurum bundan. Peki nasıl yap? Hay hay. Kapışalım diyorum ben. Fazlasıyla memnun olurum bundan diye kavgaya girecek. Danslarını gösterme fırsatı geliyor bu arada. Memnun olurum. Yapacağız bu işi. Erkan dans bilmiyorum galiba, ben aduket çektim yanlışlıkla. Erkan onlar da yaptı. Müdür gerçekten nerede bu kadar olay çıkıyor? Müdür evet, az bu düdüğü şimdi kullan ya. Çıkıp dışarıda konuşalım. Kızları bırakamam. Müdür düdük çalacak şimdi, evet. Şimdi öğrencilerimiz kapışacak. Yarın konuşalım. Tamam. Nerede peki? Arkadaki ne bakıyor? Bizim kafede. Takımını al gel. Doktorun yeri bilardo evi mi? Daha önce bir numara yok. Tamam mı? Yalları biz de biliriz. Takımını al gel dendi. Seren. Seren. Ya bu çekip gitti mi kavgadan? Bilmem. Kardeşin nerede? Aynen. Bari bu niye burada bitti deminki gibi? Takımını al gel. Bari gerçekten orada bitseymiş yani. Ben öpüşme yani. Yerini de bitirsem. Böyle salak bir bitiriş olabilir. Böyle yürüdü böyle. Böyle bitti. Saçma sapan bitti ya. Harika böyle. Bir dizi değil mi bu herhalde? Ama yani. Devamı yok. İki bölüm mü ne? Nasıl? Valla. Ya öyle diye biliyorum. Bayi tadından yanmaz. Evet. Bakayım ikinci bölüm var mı YouTube'da? Nerede benim kedim?